herkesin hayalindeki mesleklerden biri pilotluk. Bu hayalini bir adım öteye taşıyanların en büyük isteği ise savaş pilotu olabilmek. TRT Haber hayalini gerçeğe dönüştürenlerin hikayesini görüntüledi. Öncelikle hoş geldiniz. 193. Öncel Filo Komutanlığı'nda öğretmen pilotum. Arkadaşlar buraya Çiğli'den, uç okulundan buraya geliyorlar. Ta ki ben de burada yaklaşık olarak 45 sortilik ve 25 sortilik simülatör eğitimini alıp burada hava yer olmak üzere iki tür eğitim aldıktan sonra kıtalara devam ediyorlar. 193. Filo Komutanlığı, yani Öncel Filo Komutanlığı'nda F-16 uçağı için kursiyer pilot olarak eğitim alıyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. F-16 uçağında uçmak anlatılamayacak seviyede bir his. Bizler de burada olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Vatanımız için her görevi en iyi şekilde yapabilmek için burada Hava Kuvvetleri'nin en tecrübeli öğretmen pilotları tarafından eğitimlerimize devam etmekteyiz. Havada olmak bir özgürlük. O özgürlüğü mutlaka izleyen genç arkadaşlar da varsa, ki vardır, olacaktır, mutlaka yaşamalarını tavsiye ediyorum. Gönülden diliyorum. Umarım onlar da bizim gibi hayallerine ulaşabilirler. Onlar Türkiye'nin gökyüzündeki gözü kulağı. Sadece terörle mücadelede değil, ülkemizin kara, hava ve deniz sınırlarının korunmasında da çok kritik roller oynayan kahraman Türk pilotları, yetenekleri ve sahip oldukları imkanlarla dünyanın en iyileri arasında kabul ediliyor. Av bombardıman rolündeki ülkemizin efsane uçaklarından F-4'ün önündeyiz. Eskişehir'de konuşlu üssümüz ve filomuz. Çiğli'den mezun olduktan sonra pilotlarımız Eskişehir'e gelip burada bu uçakta uçabilmek için bu uçağın tam harbi hazırlık eğitimini alıp bizim kanat arkadaşlarımız olarak tekrar bu filoda devam ediyor. Vatanınıza, milletinize faydalı işler yaptığınız, sonuçlarını görebildiğiniz bir meslek olduğu için gerçekten gurur duyarak yapıyorum bu mesleği. Tekrar dünyaya gelsem bu kadar meşakkatli ve zor süreçten geçmiş olmama rağmen Hava Kuvvetleri'nde jet dairesinin koltuğunda tekrar uçmayı, aynı statüde olmayı isterim ve dilerim. Anlaşıldı. Sıkar. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki en önemli caydırıcılık unsurlarından biri de sınır ihlallerine verilen ani reaksiyon. Savaş pilotlarımız 7/24 esasıyla bu görevlerini de başarıyla icra ediyor.